Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün ikincisini düzenlediğimiz ihracat rakamları basın açıklamasını yapacağız. Değerlendirmesini yapacağız beraber. Öncelikle yani hakikaten çok zor bir dönemden geçiyoruz ama bu kadar da böyle üst üste gelmesi birçok şeyin bu da bizim herhalde sınavımız, imtihanımız. Özellikle İzmir'deki depremle ilgili ben hayatını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Deprem yani doğal bir afet ama inanın çok acı bir şey. Ben Kocaeli depreminde o zaman çok daha gençtik tabii. Burada bir buradan çıktım, gittim ve çalıştım orada gönüllü olarak. Ondan sonra başka birkaç depreme de gittim. Onun ne olduğunu iyi kötü biliyorum. Yani tabii içindeki yaşayan adam kadar bilemem, mümkün değil ama insanın başına gelebilecek en acı şeylerden bir tanesi. Çaresizliğin ortaya çıktığı en önemli noktalardan bir tanesi. İnşallah bundan sonraki süreçte böyle bastırmak yerine, baskılamak yerine çözümcü bir politikayla, çözümcü bir yöntemle biz bununla yaşamayı öğreniriz. Çünkü deprem ve bu tür doğal afetler başımıza geldikten sonra alacağımız tedbirlerin hiçbir anlamı ve şeyi yok, önemi yok. Önemli olan onun yaratacağı etkileri görüp ona göre tedbirlerimizi baştan almak. Gerek yapısal olarak, gerek eğitim olarak, gerek kafa olarak bütün bu konulara dikkat etmemiz gerekiyor. Biz bir deprem kuşağında yaşayan bir ülkeyiz. Ve bu hiçbir zaman da değişmeyecek. Bu gerçeği değiştiremeyeceğiz. Dolayısıyla biz böyle yaşamaya alışmak zorundayız. Bir defa daha İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi gelelim esas işimize. İhracat rakamları çok çok iyi. Zaten teknik olarak da böyle bir ortamda ihracat rakamlarının kötü olma şansı hiçbir zaman yok. Türk parasının bu kadar değer kaybettiği bir ortamda ihracat rakamlarımız doğal olarak yükselecektir. Ve bu yükseliş de devam edecek. Yani her ay biz yeni bir rekor ama bu sadece ihracatın artması tabii ki önemli ama tek başına çok büyük önem arz etmiyor. Bunun yanında başka dinamiklerin de doğru ilerlemesi gerekiyor. Biz burada ihracatçılar birliği olarak şu anda sadece ihracatı tabii ki konuşacağız. Öbür konular herkesin fikri olduğu kadar bizim de var ama o bizim işimiz değil. İhracatla ilgili tüm detay bilgileri vereceğiz. Buradan şu anlaşılmasın. Evet, ihracat çok çok iyi. Ama her şey çok çok iyi mi? Hayır, her şey çok çok iyi değil. Yanlış olan, eksik olan, aksak olan yerlerimiz de var. İnşallah onları da bir an önce yetkili kişiler, yetkili merciler, bu konuyla ilgilenmesi gereken kişiler ilgilenir ve düzeltirler. Şimdi Ekim ayında önce gayip rakamlarını vereceğim size. Ekim ayında 965.455.000 dolarlık ihracat yapmış Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği. Bu şu ana kadarki gerçekleştirdiğimiz en yüksek aylık ihracat rakamı. Bir önceki yıla göre %12 artışımız. Bu ihracatı 1683 Gaziantep'li bölgemizde de toplam 2387 firma gerçekleştirmiş. Yine aynı bu rakamlar da tarihimiz boyunca aylık fiilen ihracat yapan firma sayısındaki en yüksek rakamlar. Ayrıca bu ay 122 tane üyemiz, yeni ihracatçımız, ilk defa ihracat yapan başlayan firmalar toplamda 3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmişler. Şimdi bu kadar raporun, bu kadar şeyin içerisindeki en önemli noktalardan bir tanesi bu. Ben birazcık aralara değerlendirmeler katarak gitmek istiyorum.
Bu 122 firma ve 3 milyon dolar ihracat, inanın bana, birçok böyle 3-500 milyonluk ihracattan çok daha kıymetli. Niye derseniz, bu işin, hep söylüyoruz, bizim bir tane savımız var. Bu işin tabana yayılması lazım. Siz eğer bir işi tabana yaymıyorsanız, zemini sağlam olmaz. Yani birkaç kişinin çok yüksek ihracat yapmasından ziyade, çok sayıda kişinin az rakamlarla ihracat yapıp toplamı yükseltmesi çok daha faydalıdır. Onun için bu 122 firmayı tebrik ediyorum. Özellikle ne kadarlık ihracat yaptıkları çok önemli değil. 3 milyon dolar 122'ye bölündüğünde ne çıkıyor Bülent Bey? Yani çok böyle yani 50-100 bin dolarlık rakamlar çıkıyor. Yani bunlar çok çok önemli rakamlar bizim için. Ekim ayı içinde ihracatçı gerçekleştiren 10 tane ürünümüz. Bunlar sırasıyla dokunmamış halılar. Yani bir halı sektörümüz var biliyorsunuz. Makarnamız var. Ben buradan okuyamıyorum. Şöyle vereyim. Var, şu dosyam var. Çok küçük olmuş. Arkadaşlar bir dahakinde azıcık bunu biraz büyütelim. Yaşımdan kaynaklı okuyamıyorum herhalde. Halı, makarna, sentetik iplikler, buğday unu, dokunmamış mensucat, hijyenik havlu ve hijyenik eşyalar, ekmek, pasta, kek, bisküvi vesaire, ayçiçek, pamuk, pamuk tohumları, plastikten diğer levhalar, meyve ve yenilen diğer bitki parçalarının konserveleri. Yani burada işte salça falan grubu giriyor. Bunlar teknik terimler. Yani bizim bölge olarak birçok üründe söz sahibiyiz ve ürün çeşitliliğimiz çok fazla. Bunların içerisinde de bu ay en fazla ihracat yaptığımız kalemler bunlar. Bunun haricinde Ekim'in 2020'de ihracatımızın arttığı önemli pazarlar. Arkadaşlar bu da çok önemli bir kalem. Dikkat ederseniz burada Birleşik Devletler, Birleşik Krallık, Almanya, İtalya, İran, Somali, İsrail, Belçika, Cibuti, Mısır. Şimdi bu bunlardan bazıları var ki bizim geçmişte hiç belki de hiç iş yapmadığımız ülkeler de var. Yani yapıyoruzdur mutlaka ama çok daha volümü düşük olan ülkeler bunlar. Bunların içerisinde çok ciddi anlamda pazar payını artırdığımız yerler var. Bunu biraz sonra düşen pazarlarla birbirine bağlayacağım için söylüyorum. Bu da azalan pazarlar. Şimdi bizim en büyük pazarımız Orta Doğu. Irak, Suriye, Suudi Arabistan, Libya. Bunlar bizim için olmazsa olmazlar. Dikkat ederseniz buralarda ciddi anlamda, yani toplama baktığınız zaman yıllık bazda ciddi anlamda düşüşler var. Ama bizim buradaki düşüşlerden daha fazla diğer artan yeni ürün, yeni pazarlar dahil ettiğimiz için alt toplamda sürekli olarak biz artıyı görebiliyoruz. Çünkü bizim ihracatçımız, bizim bölgemizin üreticisi bir şekilde bir taraf kapandığında bir başka yeri açabiliyoruz. Ve bu bizim hakikaten, yani ne kadar övünsek az diyeceğimiz bir nokta burası. Yani bir tarafta işinizi kaybediyorsunuz ama öbür tarafta yükselterek oradaki açığı kapatmış oluyorsunuz. Toplamda da, yani kümülatif toplamda Ocak-Ekim ayında 2019'da bu ilk defa bu noktaya geldi. Geçen ayda buna çok yakındı ama bu defa hakikaten artıya geçti. 7 milyar 395 milyonun ihracatımız 7 milyar 402 milyona geldi. Şimdi bu hep söylüyoruz, 3 aylık dönemde Mart, Nisan ve Mayıs ayında korkunç derecede bir düşüş yaşadık biz. Bütün Türkiye'de, dünyada bu aynı şekilde oldu. Bizde de aynı şekilde oldu ama biz hepsinden çok daha çabuk toparlayabildik. Şu anda kümülatif toplamda da geçen senenin üzerine çıktık.
Ana sektörlerimiz, biz bir sanayi şehriyiz. Tabii ki öncelikle sanayi üretimlerimiz var, tarım üretimlerimiz var ve madencilik var. Bizim bu dönemde en fazla ihracat yaptığımız 10 tane ülke bunlar. Her türlü düşüşe rağmen yine de Irak en önde, en üstte duruyor. Irak, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Suriye, Suudi Arabistan, Almanya, İtalya, İsrail, İran ve Libya. Yani bunların içerisinde önceleri 6 tanesi falan Orta Doğu ülkesiyken şimdi neredeyse yarı yarıya gibi bir noktaya gelmiş durumda. Ve bizim de zaten bunu belli bir dengeye oturtmamız gerekiyor. Yani İran'da Irak'ta gösterdiğimiz, Suudi Arabistan'da, Suriye'de gösterdiğimiz başarıyı mutlak suretle dünyanın diğer coğrafyalarında da göstermemiz gerekiyor. Biz de sırf bu amaçla ciddi anlamda gayret gösteriyoruz. Şimdi Gaziantep rakamlarına geldik. Evet arkadaşlar, yani bu yaşadığımız şehir cidden çok enteresan bir şehir. Bize sürekli soruyorlar, ya bu gerçek mi değil mi? Bazen biz de şüpheye düşüyoruz, biz de araştırıyoruz, çapraz sorgulama yapıyoruz, birçok yerden kontrol ediyoruz. İnanın bu rakamlar kesinlikle abartı değil. Yani en azından bizim rakamlarımız kesinlikle abartı değil. İçinde en ufak bir yanlışlık yok. Tamamen farklı yöntemlerle kontrol ettiğimiz ve gerçek olan rakamlar. 2019 Ekim'de 703 milyon 822 bin olan ihracatımız bugün 801 milyon 378 bine çıktı. Şimdi bu Gaziantep tarihinin bugüne kadar eriştiği en yüksek ihracat rakamı. Biz bugüne kadar en çok işte Kasım ayındaydı. Bir de geçen ay mesela iyi bir rakam yakalamıştık. Ama bu sene, bu ay geçen ayı da geçtik. Hem de ciddi anlamda geçtik. %13.9 da çok önemli bir ihracat rakamına imza attık. Gaziantep'te 1683 tane firma ilk defa ihracat yaptı. Gaziantep'in Türkiye genelindeki sıralaması yerini yine korudu aylık ihracatta. 5. durumdayız 801 milyonla. Ürünler, az önceki saydığım ürünlerin aynısı. Çünkü Gaziantep biliyorsunuz lokomotif, yani bölge ihracatının yaklaşık %90-95'ini biz yapıyoruz. 95 değil, ne kadardı? %70 civarında. %80 civarındasını biz yapıyoruz, kalanını diğer iller yapıyor. Dolayısıyla da bizdeki en çok ihracatı olan ürünler bölgedeki Gaziantep'te de aynı rakamlar. Burada çok görünüyor zaten Bülent Bey, bak. 980'in 70. İllere göre ihracatımız da 801 milyon Gaziantep, 95 milyon Mardin, 85 milyon Kahramanmaraş, 33 milyon Malatya, 15 milyon Diyarbakır, 13 milyon Şanlıurfa, 12 milyon Adıyaman, 5 milyon, onu yukarıya tamamlayalım, o yeni çocuğumuz çünkü, de Kilis. Bu arada Kilis irtibat büromuzu bu pazartesi itibariyle açtık. Orada bir arkadaşımız hizmet veriyor. Daha sonra resmi açılışını yapmadık ama işte daha eksiğimiz gediğimiz var. Orada şu anda hizmet vermeye başladık. Ufak ufak orada çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Sonrasında inşallah hep beraber gidip resmi bir açılışla hem Kilis'i hem de Adıyaman'ı. Bizim bölgedeki bu illerin hepsinde var. Sadece Kilis ve Adıyaman'da irtibat büromuz yoktu. Sağ olsunlar, izinlerimizi aldık bakanlıktan. Çünkü biliyorsunuz böyle yerleri açmak biraz belli prosedürler gerekiyor. Kilis'i açtık. Adıyaman'ı da, bu pandemi olmasaydı şimdiye çoktan açılmıştı da, pandemi girince biraz ötelendi. En yakın sürede de Adıyaman şubemizi, irtibat büromuzu açacağız. Gaziantep Ocak-Ekim ayında
6.3 milyar dolarlık ihracat yapmıştır. Bu da değişimimiz de 2019'a göre %2.4 artıya geçtik. Şu anki rakamlarla ben 365 günlük rakamları da söyleyeyim. Ben günlük bakıyorum, o bu raporların içerisinde yok. Bugün sabah gelen bilgide bizim 365 günlük ihracatımız 7 milyar 750 milyonun üstüne çıkmış durumda. Tam rakamı söyleyebilirim size arkadaşlar. Biraz konunun dışına çıkıyor ama bilgi sizin için önemli, biliyorum. Son 12 ay 7 milyar 637 milyon. Şimdi vaziyette. Bu sizin rakamınıza göre. Bunlar başka dilden konuşuyor, ben başka dilden konuşuyorum. Bunlar hep devlet diliyle konuşuyor. Ben istediğim dilden konuştuğum için, tamam mı? Ben öyle söyleyeyim Sayın Devlet Sekreterim, kusura bakmayın. Sağ olun. 7 milyar 737 milyon 972. Bu niye böyle oluyor? İki şekilde bakıyorlar arkadaşlar. Biri, burayı siz söyleyin lütfen Bülent Bey. Evet, şey. Kanuni merkeze göre ve istatistiki ile göre diye iki ayrı sınıflandırma var. Türkiye İhracatçılar Meclisi ihracat rakamları değerlendirmesinde. Yani fabrikası bir şehirde, kanuni merkezi başka şehirde olduğu zaman örneğin ona göre farklılık söz konusu olabiliyor. Başkanımızın değerlendirmesi o bakımdan daha uygun. Yani Antep firmalarını aslında daha ziyade temsil eden o 7.7'lik rakam diyebiliriz. Fakat biz formal olarak tüm herkesin, bütün ihracatçı birliklerinin kullandığı rakamlara göre ele aldığımız için 7.6 civarında diye belirtiyoruz. Yani burada şunu söylemeye çalışıyorum. Kanuni merkezi Gaziantep olan firmaların toplam ihracatı benim söylediğim rakam. Ama adam işte devletin bakış açısına göre, istatistiki dediği yönteme göre bakıldığında birazcık daha aşağı. Şu ana kadar hep resmi olarak açıklanan rakamlar Bülent Bey'in bahsettiği gibi istatistiki rakamlar. Yani burada şunu söylemeye çalışıyorum. Bu şehir her şeye rağmen her türlü ortamda bir şekilde işini yapmaya devam ediyor. Bu da bizi, en azından beni, şahsımı çok ciddi anlamda, ben mutlu oluyorum. Bu şehirde yaşamaktan da her zaman gurur duyuyorum. İhracatın ithalatı karşılama oranı. Altın içeride, gümüş dışarıda, bakır içeride, bronz dışarıda, biz bakmıyoruz o işe. Bu direkt %145. Biz 145 ihracat yapıyorsak 100 ithalat yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde de ülkenin ekonomisine ciddi anlamda fayda sağlayan bir şehiriz biz. Ekim ayı, bu rakamları organize sanayiden aldık. Bu yaptığımız artışları bir şekilde teknik olarak destekleyen bir konu bu da. Elektrik tüketimimiz geçen sene Ekim ayında 451 milyon kilovattan bu sene 508 milyon kilovata çıkmış. %12.7'lik bir artış var. Doğalgaz tüketiminde %29.8'lik bir artış var. Yani bu rakamlar da aslında bizim ihracat rakamlarımızın artışını bir şekilde teyit ediyor ve örtüşüyor. Bu sanayi odasından aldığımız bir bilgi. Geçen sene 2019'da Ekim ayının sonuna kadar 733 adet kapasite raporu alınmışken bugün aynı rakam 746'ya çıkmış. Bunun içerisinde bundan sonraki ayda birazcık daha detaylı bilgi vereceğiz bu sanayi odasının verileriyle ilgili, onların da koordinasyonunda. Biz burada bu rakamları değer olarak da size vermeye çalışacağız. Eğer bir şekilde elde edebilirsek. Yani mesela şimdi buradaki 733 rakamın karşılığı olan dolar neyse, 746'nın karşılığı olan dolar, yani gerçek anlamda
bir değerlendirme de yapmış olabileceğiz. Yani biz geçen sene 100 milyon dolarlık kapasite raporu aldık da 733 belgeyle, bu sene 746 belgeyle 90 milyonluk aldıysak bunun bir anlamı olmamış oluyor. Çünkü kapasite raporu diğerleri gibi değil. Kapasite raporu bir şekilde de yaptığınız işlemi de size gösteriyor. ...2020 yılın başından günümüze dek birliklerimiz tarafından gerçekleştirilen yüz yüze seminerlerle 665 kişi, online seminerlerle de 9793 kişi olmak üzere toplam 10.458 kişi katılım sağladı. Arkadaşlar, her toplantıda belki sıkılacaksınız ama ben bunu size söyleyeceğim. Bu bizim en önemli işlerimizden bir tanesi. Biz bu rakamların sağlıklı ve doğru olarak yukarıya çıkmasını sağlayabilmemiz için bu eğitimleri mutlaka ve mutlaka her şart ve şekilde devam ettirme azmindeyiz, kararındayız. Çünkü bir şekilde insanlar işi nasıl yapılacağını öğrenmeli, işin tekniğini çok iyi şekilde bilmek zorundalar. Biz de burada elimizdeki bütün imkanları kullanarak insanlara bu eğitimleri vermeye çalışıyoruz. Yani burada biz 10 kişiye de eğitim verdik, 750 kişiye de eğitim verdik. Online sayesinde buraya 750 kişiyi sığdıramayız da zaten şu anda da mümkün de değil pandemi şartlarında. Ama yavaş yavaş insanlar bunu görüyorlar, anlıyorlar ve eğitimin, öğrenmenin, kendini yenilenmenin ne kadar önemli olduğunun farkına vardılar ve bunu da devam ettiriyorlar. Bu da bizim için çok önemli bir sonuç. Yalnızca Ekim ayında, geçen ay dikkat ederseniz rakamlar büyüyerek, katlayarak devam ediyor. Yani siz 1 yıl, 8 ayda, 10 ayda 10.500 kişiye ulaşmışsınız. Son ay 3.200 kişiye ulaşmışsınız. Bu şunu gösteriyor. Biz ilk başta belki de 300 kişiye, 100 kişiye ulaştık. Sonra 500 kişiye ulaştık. Sonra 1000 kişiye ulaştık. Böyle artarak, katlayarak devam ediyor ve sonuçta ciddi rakamlar çıkıyor ortaya. Dış ticaret eğitiminde, uzmanlık eğitiminde sertifikalı eğitimimiz var. Hem çalışanlar için hem de hiç işi olmayanlar için. Toplamda 6 adet eğitimde 113 tane mezun verdik. Buradan şöyle bir sonuç da çıkarabilirsiniz. Mesela 6 adet eğitimdeki bizim toplam öğrenci sayımız 150'nin üstündedir. Çünkü minimum 25 kişilik sınıflarımız. Yani buraya her gelen mezun da olmuyor. Onu da size söylemek istiyorum özellikle. Ya da her isteyen bu kurslara katılamıyor. Belli şartlar var. Mesela en basitini söyleyeyim size. Dış ticaret uzmanlığını yapabilmeniz için en azından bir yabancı dil bilmeniz gerekiyor. Ve bunu belli bir seviyede olması gerekiyor. O şartları sağlıyorsanız o kursa dahil oluyorsunuz. O kurstan da, yani tamam biz bir üniversite gibi değiliz ama belli bir puanı da alarak ancak mezun olabiliyorsunuz. Yani katılımcıyla mezun sayısının arasındaki fark da bunu gösteriyor. Dış ticaret uzmanlık eğitimi, burada da 3 eğitimde bu sene 64 tane mezun vermişiz. Burada bile bakın, bu birazcık daha large olabilir. Burada bile yani yaklaşık 3 eğitimde 75 kişi, 11 kişi mezun olamamış. Öyle ya da böyle. Yani bir şekilde, yani biz bir sertifika veriyoruz ama bu bir kağıt parçası olsun istemiyoruz açıkçası. Gerçekten bir şeyler öğrendiyse o sertifikayı ona vermek istiyoruz. Şimdi Ekim ayının gündemiyle ilgili bir takım ihracatın dışındaki genel gündemle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Tabii ki en önemli problemimiz koronavirüs. Bu şu anda tekrar başlangıçtaki gibi pik yaptı. Bütün dünya bununla mücadele ediyor. Bütün dünya kapılarını kapatıyor. İnsanları eve hapsediyor. Bir şekilde bu illetten kendini kurtarmak için kendince önlemler almaya çalışıyor. Ve tabii ki bu dünya ticaretini çok ciddi anlamda olumsuz etkiliyor. Burada yani birilerinin felaketinden birilerinin fayda sağlaması çok akla yatkın bir şey değil ama konjonktür gereği biz bu işten bir şekilde karlı çıkabiliyoruz. Çünkü
bu teknik tekstil konusunda, özellikle hijyen konusunda, sağlık sektöründe Türkiye belli bir noktada, özellikle Gaziantep belli bir noktada, bizim bu kadar artışlarımızın sebeplerinden bir tanesi de bu. Biz bugün hijyenik sektörde, teknik tekstilde, sağlık sektöründe, kişisel koruyucu ekipmanlar konusunda hakikaten çok iyi bir durumdayız. Ve önümüzdeki birkaç yıl içerisinde şu anda bizim bir takım girişimlerimiz var, bir takım görüşmelerimiz var. Mesela isim telaffuz etmeyeceğim. Yurt dışından bu şehirde, özellikle Gaziantep'te gelip yatırım yapmak isteyen firmalar var. Ben bizzat kendim onlarla görüşüyorum. Bir şekilde yerli ortakla, tek başına, işte devletin bir takım destekleriyle yapmak isteyen insanlar var. Bunları buraya kazandırırsak çok ciddi anlamda fayda sağlayacağına inanıyorum. Dolayısıyla koronavirüs bizim şu anda dünyanın en büyük problemi, bizim de en büyük problemimiz. Bir tarafta bundan korunmamız gerekiyor, kurallara, kaidelere uymamız gerekiyor. Hijyenimize, temizliğimize, mesafemize ve özellikle maskemize, bu kurallara uymamız gerekiyor. Bunu bu şekilde devam ettirirsek bu işin içinden çıkarız. Bütün bunların yanında da ekonomik olarak da fayda sağlamış oluruz. İkincisi, bu SGK prim ve diğer şeylerin devlet tarafından yapılandırılması, ötelenmesi. Arkadaşlar, bunu geçen de söylemiştim. Bu devam edecek. Yani kimse gelip de bu kaynaktan dolayı, kötü niyetleri ayırarak söylüyorum, devlet gelip de size alacağından kaynaklı bu şartlarda hiçbir zaman bir ters pozisyon olmayacaktır. Bu devam edecektir. Bu yapılanma devam edecektir. Ama dediğim gibi, yani art niyetlileri bir kenara koyarak söylüyorum. Bir devlet bilirse ki bu adamın hakikaten niyeti kötü, herkesten daha farklı üzerine gidebilir. Ama bu yapılanma özellikle küçük esnaf için, biz ihracatçılar bu işten çok fazla, belli sektörlerimiz, etkilenen çok sektörümüz oldu. Ama belli sektörlerimiz ciddi anlamda etkilendi. Bize de çok faydası oldu. Ama bizden daha çok, bu şehirde sadece ihracatçı yok, bu şehir bir gastronomi şehri. Bu şehirde küçük esnaf, yani önceki gün yok, evet önceki gün GAGEV'in toplantısında da konuşuldu. Yani hakikaten küçük esnaf çok sıkıntılı bir durumda. İşte bu tür alınan önlemler onların ciddi anlamda en azından nefes almasına, işini devam ettirebilmesine, ayakta kalabilmesine yardımcı olacaktır. Kısa çalışma ödeneği aynı şekilde. Yani işten çıkarmalar aynı şekilde. Bunların uzatılması, devam etmesi, bu geçtiğimiz pandemi sürecini sadece sanayici için değil, küçük esnaf için de çok ciddi faydalar sağladığını düşünüyorum. Son olarak da Fatih sondaj gemisinin son bulduğu 85 milyon milyar metreküp doğalgazda toplam rezervimiz 405 milyar metreküpe çıktı. Arkadaşlar, bizim yıllık gaz tüketimimiz, verilen rakamlara göre söylüyorum, 46 milyar metreküp. Yani bunlar gerçekten bu rakamların, teorik rakamların fiiliyata geçtiğinde %50'si dahi gerçekleşse, ki bu şeyler devam edecek. Yani bu sadece bir bölgede olan değil. Biz birçok yerde, bu bir, biliyorsunuz, bunun bir haritası vardır. Bir nerede olduğu biliniyordur. Bunlar yavaş yavaş çıkarıldıkça bu rakamlar artacaktır. Kimisi düşük kapasite, kimisi yüksek kapasite, kimisi düşük maliyet, kimisi yüksek maliyet, ama her ne olursa olsun, bir önceki toplantıda da söyledim, bizim bunu telaffuz edebiliyor olmamız dahi, ben kendi adıma, burada başkan olarak değil, Fikret Kireci olarak söylüyorum, bir vatandaş olarak ülkemin bir kaynağını konuşuyor olabilmemiz dahi birçok insanı rahatsız ediyor ve bu bizim için bir başarıdır. Ben sadece burasını söylemek istiyorum.
bu kaynaklar bir şekilde devam edecek ve ülkenin gelecekte faydasına olacak şeyler diye düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım sıkmamışımdır. Şimdi sizden sorular alayım, yorumlar alayım. Yine geçen defa söylediğim gibi tek ricam var. Bazı arkadaşlar beni yanlış anlamışlar geçen toplantıda. Sakın ha sakın benim size sizin işinizi öğretmek gibi bir düşüncede olduğumu sakın ha sakın düşünmeyin. Herkes haddini bilecek. Benim öyle bir şeyim asla yok. Ben sadece işimi yapmaya çalışıyorum. Bildiğim ve cevap vermem gereken konuda lütfen bana sorun istiyorum. Yani yoksa ben de her şeyi biliyorum. Yani çıkalım şurada kapının önünde arkadaşça her şeyi konuşalım. Ama burada ben sizden tek istirhamım ihracatla ilgili genel şeyleri bana sorarsanız her şekilde hem en doğru şekliyle size cevap vereceğim. Ama onun dışında başka konulara girersek ne derler? Susma hakkımı kullanacağım. O da en doğal hakkımızdır diye düşünüyorum. Buyurun arkadaşlar. Cihat Öztürk, Telegraf Gazetesi. Dolar ve euro kurlarının ihracatçıya olumsuz bir etkisi söz konusu mu? Bu konuda neler düşünüyorsun? Telgraf dediniz değil mi? Şimdi arkadaşlar, kur bir defa şöyle şunu söyleyeyim size. Stabilite her zaman için iyidir. Yani bir şekilde belli bir periyotta devam etmesi, yükselecekse de düşecekse de. Oynak kur, serbest kur hiçbir zaman hiçbir şekilde fayda sağlamaz. Evet, ilk bakışta doların artması bize fayda sağlıyor ihracatçı için. Çünkü arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Şu an dünyada asgari ücretin ya da kişi maliyetinin en düşük olduğu ülkelerden bir tanesi biziz. Bu bizi çok ciddi anlamda öne çıkarıyor pazar olarak. Ama bir de bu işin öbür tarafı var. Şimdi tamam ben ihracat yapacağım. Ülkede maliyetler düşecek. Ama bir de bunu yapan insanlar var. Bu ülkede yaşayan insanlar var. Biz hepimiz sonuçta gidip evimize ekmek götürmek zorundayız. Her şey pahalanırken bizim elimizdeki gelirimiz aşağıda kalırsa bu ülkenin geneli anlamında sıkıntı olur. Ama ihracatçı için doların artması avantajdır. Ama sürekli bir avantaj değildir. Çünkü bu defa ne oluyor biliyor musunuz? Yurt dışındaki bizim müşterimiz bizden çok daha iyi takip ediyor. Kur artışından kaynaklı bu defa bizden iskontolar istiyor, indirimler istiyor. Bizi bir başka ülkedeki rakibimizle karşı karşıya getiriyor. Dolayısıyla bir kurun sabit ya da belli periyotta yani stabil olması her zaman için çok daha sağlıklıdır. Ticaret her zaman sağlam zemin arar. Kurun da sağlam kalması, belli bir seviyede kalması bunu gösterir. Sürekli hareket eden bir kur, sürekli düşen ya da sürekli çıkan ya da sürekli hareket eden bir kur genel anlamda çok doğru olmaz. Ha, biz ihracatçıyız. Bize fark etmiyor. Yani en az etkilenen bizizdir. Hatta bizi pozitif yönde etkiliyordur. Çünkü bugün ihracatçı eskisi gibi değil. Daha doğrusu dünyada ticaret yapan herkes artık eskisi gibi değil. Türkiye'de de öyle. Mesela 32 sayılı kanun, Türk parasını koruma kanunu, ben bunu her platformda söylüyorum, içindeki belli aksaklıklara rağmen şu ana kadarki alınan en doğru kararlardan, en doğru kanun çıkarılan kanunlardan bir tanesi. Çünkü ne diyor 32 sayılı kanun? Eğer sizin döviz geliriniz yoksa dövizle borçlanamazsınız. Döviz geliriniz yoksa gidip dövizle iş yeri kiralayamazsınız. Araba kiralayamazsınız. Gördük, bütün problemleri yaşayanları gördük. O dev firmalar patır kütür gittiler. Niye? Ya adam
300 euroya araba kiralıyor. 300 euro evet TL karşılığında düşük kalıyor ama günün sonunda baktığınızda kur arttığı zaman anormal noktalara çıkıyor iş. Dolayısıyla kur çok önemli bir enstrüman ama ihracatçı için çok böyle aman aman böyle kötüye etkileyecek bir pozisyonu yok. Ama genel anlamda ülke açısından çok iyi değil. Başkanım, Kurtuluş Gazetesi'nin Erkan. Benim size iki sorum olacak başkanım. Birincisi, ilk başta konuya başladığınızda yanlış değilsem düzeltin beni. 112 yeni firma katıldı dedim, demiştiniz. Yanlış değilsem. Hemen söyleyeceğim. Peki. Şimdi müsaade başkanım. 122. Evet. Bu 122 firmanızın içinde Suriye vatandaşlarımızın firmaları var mı? Bu birinci sorun. Evet. İkinci sorun ise eğer ki varsa bu Suriye vatandaşlarımızın yaptığı ihracatın Türk firmalarına katkısı ya da sekteye uğratacağı noktalar var mı? Bunu öğrenmek için teşekkür ederim. Şimdi mutlaka vardır. Yani tam kesin bilgiyi öğrenip söyleyeceğim şimdi size. Mutlaka vardır. Bunun fayda ve zarar noktasına geldiğimiz zaman ben çok bir zararı olduğunu zannetmiyorum. İşini doğru yapanların. İşini doğru yapanların. Çünkü bunu bir başka platformda da konuştuk biz. Suriye firmalarının en büyük sıkıntısı var mı? Bakmamız lazım başkanım şu an. Öyle bir hemen yok aç ama. Bir baksana. Yani şeyler temsilcilerin isimden çünkü anlama imkanı yok firmanın isminden. Ancak temsilcileri Suriyeli mi değil mi oradan tespit edebiliriz. Tamam bir şeye Erkan Bey'e tamam. Bu şeyin yani bu 122 firmanın içerisinde bütün arkadaşlarımıza buradaki sorulan bütün soruları bütün basın mensubu arkadaşlarımıza şu an cevap veremediğimiz bütün sorulara hepsine yazılı olarak cevabını vereceğiz. Mutlaka vardır. Yani ben tahminimi söylüyorum. Fayda ya da zarar konusunda da Gaziantep'in bir kalite anlayışı var. Bu kalite anlayışına göre üretilen hiçbir üründe bize zararı olmaz. Niye olmaz? Çünkü o da şimdi işi şöyle yapalım. Ben o kelimeyi sevmiyorum. Kendimizi onların yerine koy. Hani bu empati diyorlar ya, Türkçesi daha güzel. Kendimizi onların yerine koyalım. Almanya'da yaşayan Türkler, bir sürü arkadaşımız var. Benim de var bir sürü tanıdığım. Bugün Almanya'da çok ciddi işler yapan Türkler var. Şimdi biz diyebilir miyiz ki Almanya'daki iş yapan Türk'ün Almanya ekonomisine faydası yoktur? Bence diyemeyiz. Burada İşini doğru yapan Suriyelinin de bizim ekonomimize kesinlikle zararı yoktur. Kimin zararı vardır biliyor musunuz? İşini doğru yapmayan, işini üç kağıda çeviren, kaliteyi düşüren, insan standartlarına, sağlık standartlarına uymadan üretim yapan ve bütün bunları yaptıktan sonra da Made in Turkey damgasını, Gaziantep menşeini vurup gönderiyorsa işte o zarardır. Burada ne çıkıyor ortaya? Bizim gerek SGK, gerek maliye, gerek diğer kurumlarımızın, kamu kurumlarımızın bu kişileri kontrol etmeleri gerekiyor. Benim Gaziantep'li üreticim hangi koşullarda, hangi şartlarda üretim yapıyorsa, hangi denetimlere tabi oluyorsa onların da olması gerekiyor. Bizim burada konuşmamız gereken yegane şey bu. Ha bunu yaparken sadece Suriyeli değil ki benim Antep'teki bazı insanlarım da aynı hatayı yapıyorlar. Aynı kalitede, aynı düşüklükte, aynı problemde iş yapıyorlar da var. Yani burada Suriyeli, Antepli ya da başka yerliden ziyade insanların işini nasıl yaptığına bakmamız lazım. Doğru mu yapıyorlar, yanlış mı yapıyorlar? Çünkü arkadaşlar bir şeyi unutmayalım. Dünya
öyle global bir hale geldi ki bugün biz gidip Amerika'da iş yapabiliyoruz. Amerika gelip burada iş yapabiliyor. Yani biz kimin hangi menşeden, hangi milletten olduğuna değil de kimin hangi işi nasıl yaptığına bakmamız gerekiyor. Doğru ya da yanlış yaptığına bakmamız gerekiyor. Yani ben bu görüşteyim. Benim kendi şahsi görüşüm bu. Bize bir zararı olduğunu zannetmiyorum. Kesinlikle ülke ekonomisine faydaları vardır. Ama doğru üretim yaptıkları sürece. O sorunun da cevabını ben hepinize bildireceğiz. İçinde kaç tane Suriyeli var? Hatta şöyle yapalım. Bizim şu anda sadece bu 122 değil, bu üyelerimizin içerisinde kaç tane Suriyeli firma var? Onları da söyleyelim. Firma sayısını bildirelim. Evet arkadaşlar. Hasan Kırmızı Taş, Demirören Haber Ajansı Başkan. Şimdi ihracatın azaldığı ülkeler Libya, Venezuela, Ukrayna. Bunlar dikkat çekici. Buralarda neden ihracat azaldı? Çünkü Libya özellikle %50 civarında bir azalma var. Bir de artan ülkeler, İran konusu olduğu için söylemeyelim ama Somali ve Belçika dikkat çekiyor. Buralardaki artışın nedeni nedir? Teşekkürler. Rica ederim. Önce düşenleri söyleyeyim. Şimdi bu işte Irak, Suriye, Suudi Arabistan, Libya, bunlar Venezuela enteresan evet. Ama ilk baştakiler Irak 8 senedir düşüyor. Yani Irak 8 senedir hiç kafasını yukarıya kaldırmadı. Hep böyle baş aşağı gidiyor. Çok uğraşıyoruz. Çok gayret sarf ediyoruz. Kapıya gidiyoruz. Pencereye gidiyoruz. Her türlü şeyi deniyoruz. Yani biz iş insanı olarak yapmamız gereken, STK olarak yapmamız gereken her şeyi yapıyoruz. Ülke de yapıyor. Ondan da emin olabilirsiniz. Yani ama burada başka dinamikler var. Bir şekilde düşüyor. Suriye en iyi ihracat pazarlarımızdan birisiydi. Savaş var. Savaş olmasına rağmen bu kadar iş yapılıyor. Düşmeye devam ediyor. Suudi Arabistan başlı başına bir problem. Yani bugün Suudi Arabistan'daki problemi çözmek hakikaten senin benim bizim işimiz değil yani. Bu orada bir tane adam var, bir kral var. Kendi sülalesini, ben size şöyle söyleyeyim. Kendi sülalesini bir otelde misafir ediyor. Otel sınırlarının dışına çıkamıyorlar. Ben böyle kibar kibar söyleyeyim. Siz hepiniz akıllı insanlarsınız. Siz anlayın. Dış politikası bunda etkisi yok mu başkanım? Efendim? Türk dış politikasının burada etkisi yok mu? Türk dış politikasının burada etkisi tabii ki var. Yani aynı şey, kesinlikle var. Ama sadece onun etkisi yok. Yani bu aynı dış politika etkileri diğer pazarlarda da var. Özellikle Amerika'da var mesela. Ben tam kutup kutuba zıttını söyleyeyim size. Suudi Arabistan'daki etkinin çok daha fazlası Amerika'da da var. Ama Amerika'da rakam artıyor. Niye? Şimdi arkadaşlar, hep söylemeye çalıştığım şey bu. Politika başka şey, iş dünyası başka bir şey. Kesinlikle birbirine çok bağlı. Sağlam bir siyaset yoksa, sağlam bir politik yok, zemin yoksa, sağlam bir ticaret de yapamazsınız. Demokrasi yoksa, hiçbir şey yapamazsınız. Bugün bahsettiğimiz ülkede demokrasinin D'sinin noktası yok. Siz buradan ne çıkarabilirsiniz ya? Hiçbir şey çıkaramazsınız. Amerika bize istediği kadar boykot koysun. Benim rakamım artıyor. Çünkü orada ya beğeniriz beğenmeyiz. Ya işte iki tane beni tuzağa çekmeyin. Adam orada iki tane yok ya şaka yapıyorum. Biz bize konuşuyoruz. Adam iki tane adam var.
Yani yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal. Yani çok affedersiniz. Ama nedir? İşte bizi etkiliyor bir şekilde. Ama ne kadar? Bir Suudi Arabistan kadar etkilemiyor işte. Onun haricinde artan pazarlar. Şimdi burada böyle düşüş var. Öbür tarafta da az önce bahsettim. Bizim ihracatçımız her şekilde pazarını genişletmeye çalışıyor. Çünkü arkadaşlar burası bir üretim şehri. Bir üretici şehri. Tarihi boyunca her zaman üretmiş. Her zaman fayda sağlamış. Hiç kimseden oturup da bana ekmek gelsin diye beklememiş. Bu Antep böyle bir yer. Türkiye'de böyle bir yer daha başka var mıdır bilmiyorum. Ama bu şehir hepsinden farklı bir şehir. Biz ne yapacağız? Yani tamam müşterimiz kavga ettik. Küstük. Dükkanı kapatacak halimiz yok. Gidip başka bir müşteri bulacağız ki malımızı satalım, hayatımızı devam ettirelim. Bu artan pazarlarda bu şekilde. Yani biz çalışmayla olan işler bunlar. Ve uzun süredir çalışılan işler. Venezuela'ya bizim en çok sattığımız ürün makarna. Başkanım, evet. Orada devlet hükümetler arası bir anlaşma çerçevesinde de yapılıyor bu iş. Önceki yıllarda daha yoğundu. O düşüş gibi görünüyor olsa da aslında hani birkaç sene öncesine bakıldığı zaman çok ciddi rakamdır bunlar. Yıllık olarak ele alınırsa. Yani buradaki %30'luk düşüş aslına bakarsanız dönemsel bir şey olma ihtimali de yüksek. Önümüzdeki aylarda artış devam edecektir diye tahmin ediyorum. Bir de şöyle bakın arkadaşlar. Mesela bakın bu 6 milyondan 7 milyona düşmüş. Bu 800 milyonun içerisindeki 7 milyon. Yani %1'in bile altındaki bir rakam. Dolayısıyla şimdi burada yüzdelere bakarken toplam rakamlara göre bakarsak aslında çok daha sağlıklı işler çıkarırız. Çünkü şimdi 250 milyonun %50'si düşse çok büyük facia. Ama 7 milyon, 8 milyonun %20'si, 30'u o kadar alt toplamı o kadar etkilemiyor. Sorunuzun Hasan Bey cevabını verebildim mi yoksa? Peki Belçika ve Somali'de en çok ne gidiyor? Bildiğim kadarıyla Belçika'ya şey gidiyor. Sentetik iplik daha çok gidiyor. Yani tekstil ürünleri ve teknik tekstil çok fazla gidiyor. Somali'de o da yine makarnadır makarna diye. Makarna var, yağ var. Makarna ve gıda maddeleri. Un da tahminimce var. Evet. Ondan sonra gıda daha ziyade Afrika ülkelerine. Yani orada Afrika ülkelerine özellikle Cibuti, Somali. Cibuti'de bitkisel yağlar bilhassa başkan. Yani bu yani gıda maddeleri çok fazla bizden gidiyor. Sayın Başkanım şeye de baktılar Erhan Bey'in sorusuna. İlk yani hızlıca o 122 firma içerisinde 15 firmanın Suriyeli olduğu yani yetkili isimlerinden çıkarabildiğimiz kadarıyla ama ayrıntılı bakıp bilgi veririz. Tüm Suriyeli ihracatçı firma sayısını biz size ileteceğiz. Başka? Bu kadar mı? Şimdi döviz kurunun bir matematiği var. Yani bu ekonomistler bunu sürekli söylüyorlar. Siz bütün dengeleri aynı anda tutamazsınız. Yani şeye benzetiyorum ben bunu. Mesela bir baraj düşünün. Suyu biriktiriyorsunuz. Bir yerde eğer kapağı açıp da belli bir direnci almazsanız önündeki o bu defa baraja zarar vermeye başlayacak. Şimdi aynı anda hem faizi tutup hem
kuru tutup hem de diğer şeyleri bir arada yapma şansımız yok. Ben bir ekonomist değilim, bankacı değilim ama benim bir iş insanı olarak bugüne kadar öğrendiğim şey bu. Yani siz aynı anda şöyle söyleyeyim, tüccar olarak söyleyeyim, hem çok ucuz mal satacaksınız hem de çok uzun vade yapacaksınız. Hiç de para kazanmayacaksınız. Bu olabilir ama asla sürdürülebilir olmaz. Dolayısıyla şu andaki kur bence dünya ile ilgili olan bir problem. Her tarafta bu iş bu şekilde devam ediyor ve bizim üstümüze olan çok ciddi baskılar var. Dışarıdan olan baskılar var. Bizimle ülkemizde uğraşan birçok insan var. Bunun da burada çok ciddi etkisi var. Bir anda dışarıdan bir takım paralar giriyor, çıkıyor, bir sürü başka problemler çıkıyor ortaya. Ama ben şuna inanıyorum. Bir şekilde biz geçmişte çok daha kötü kurları da gördük. Ben bunun altından yani kalkabileceğimize inanıyorum. Şöyle, biz işimizi yapacağız arkadaşlar. Yani Aydın Bey, siz hiç konuşmadınız. Söyleyecek bir şeyiniz varsa buyurun efendim. Estağfurullah başkanım. Gerçekten çok güzel açıklayıcı verileri basın açıklandı. Belçika konusunda küçük bir ekleme yapmak isterim başkanım. Tabii ki, buyurun efendim. Yılbaşından bu yana Belçika kuhbat ürünleri, özellikle çikolata ve mamulleri de gitmeye başladı. Bu da diğer ihracatımızın üzerine artı bir değer ekleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar biz gerçekten bu bölge insanı ciddi anlamda çok çalışıyor, çok uğraşıyor. Her konuda çok ciddi araştırmalar yapıyor. Biz de bunlara destek olmaya çalışıyoruz. Benim sizden bir tek ricam var. Lütfen bizim bu bilgilendirme seminerlerimize, eğitimlerimize, etrafınızdaki insanları bir şekilde uyarın, davet edin. Biz elimizden geldiği kadar tüm imkanları kullanıyoruz. Sosyal medyayı en fazla hayırlı ömür. Bunun için kullanmaya çalışıyoruz. Biz burada ne kadar çok insana, ne kadar çok bilgi verirsek o kadar faydalı olacağına inanıyoruz. Sizden ricamız lütfen bu bizim özellikle eğitimlerimizi, seminerlerimizi insanlara duyurun. Onlar bir şekilde bu işe katılsınlar. Mutlaka oradan alacakları bir bilgi vardır. İnsan kendini her zaman eğitmek zorundadır. Hele ki böyle bir ortamda artık böyle ne bileyim restoranlara oraya buraya gidilmeyen bir dönemde en iyi yapacağımız şey okumaktır, araştırmaktır, kendimizi geliştirmektir. Özellikle okumak konusunda lütfen etrafınıza, çocuklarınıza, eşinize, dostunuza, ya oturup kahvede zaten oturulmuyor da yani en azından oturulmaması gerekiyor. Oturulmuyor mu demeyeyim de oturacağınıza, öyle zaman geçireceğinize okuyarak zaman geçirin. Kendinizi geliştirerek zaman geçirin. Bu ülkenin, bu insanlığın kurtuluşunun yegane sebebi, yegane sonucu, yegane amacı kendini geliştirmek olmalıdır. Bunu elimize geçen her fırsatta insanlara duyuralım. Bir de lütfen hakikaten şu anda her taraf pik yapmış durumda. Pandemi konusunda, korona konusunda. Bütün hastanelerde resmen yatacak yer yok. Aciller dolu, servisler dolu. Lütfen dikkat edin. Kurallara uyalım. Bu maske, mesafe ve temizlik kuralına uyalım. Bunu yaparken kendimizi düşünmüyorsak çocuklarımızı düşünelim, geleceğimizi düşünelim. Bugünleri bir şekilde atlatacağız. Ha, her şey çok normal olacak mı? Bunu hep söylüyorum. Bazıları beni eleştiriyor. Yok, böyle yaşamaya alışacağız da. Ama bu kadar da sert olmayacak. Temizlik, hijyen ve mesafe konusunu kesinlikle bundan sonra hep uygulayacağız diye düşünüyorum. Ben katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki toplantımızda inşallah tekrar görüşmek üzere diyorum. Çok sağ olun. Hepinizin ayağına sağlık.